Kendi dünyama dalıyorum. Kendi bilinçaltım. Ortaokul 2'de artık konuşmaya başladım. Ortaokul 3'te takdir aldım. Lisede okul derecesindeyim. Lise 2'de okul ikincisi oldum. Babama getirdim. Onur belgesi verdim. Babam dedi ki okusan sana, okumazsan bana. Yani o ne ki onur? Şimdi bir arkadaşımı görüyorum. Babası bisiklet almış. Ne aldı babam bisiklet? Zayıfsız geçti dedi. Lan biz onur belgesi alıyoruz. Şimdi peki arkadaşlar şunu soracağım. Ne oldu ortaokul ikinci sınıfa kadar? Sen o başarısızsın, eziksin, kötüsün de, aptalsın da nasıl sonra başarılı oluyorsun? Ne oldu da sonradan başarılı olmaya başladık? Şu an yayınlanmış 5 kitabım var, yıllardır iyi, belki şu ana kadar 10 bin kişiye kişisel gelişim sertifikaları daha fazladır yani. Sadece koçluk 10 bin kişiye vermişimdir. Ne oldu da hayat birdenbire öyle hızlı bir şekilde değişti? Ve o sırada bir soru soruyorum değil mi? Ben nasıl konuşacağım? Konuşamıyorum. Konuşamıyorum değil mi arkadaşlar? Konuşamıyorum. Burada alkış bekliyorum. Konuşamıyorum değil mi? Ya o gün konuşamadığı için aç aç yatağa giren adam şu an konuştuğu için hadi hayatını idame ettiriyor. Arkadaşlar olan şuymuş. Ben ortaokul ikinci sınıfa kadar ailemin dediklerini doğru zannetmişim. Ve ona inanmışım ve onu ispat etmeye çalışmışım. Ve meğerse bizim zihnimizin %88'i 7 yaşından önce doluyormuş. Ve sonra onun üzerine hayatı inşa ediyormuşuz. Ve o nasıl bir şey biliyor musunuz güzel dostlar? Yani o bilinçaltı dediğimiz taraf böyle bir demirden elbise gibi. Sana 7 yaşına kadar bir elbise giydiriyorlar. Elbise giyiyorsun ama demirden. Kilidi de yok. Sen 8 yaşına giriyorsun aynı elbise. 15 yaşına giriyorsun aynı elbise. O değersiz duygusu hep aynı devam ediyor. Ya mesela evleniyorsun, eğer sevgisizlik varsa bir hafta sonra diyorsun ki karına, sen beni sevmiyorsun. Lan sevmesen seninle niye evlensin? Ama senin o bilinçaltında sevgisizlik varsa onu ispat edebilmen lazım. Ve o demir elbise öyle bir sıkı ki güzel dostlar. Açamıyorsun, yaralısın, hep sıkıntı var, hep acı var. Bir türlü işin, yani para pula kavuşsan da mutsuzsun. Bir türlü o mutluluğu, o huzur dediğin şeyi yakalayamıyorsun. Çünkü o elbise, sonra sen 40 yaşında geliyorsun, aynı elbise, haberimiz yok ama, haberimiz yok. Bu şey gibi arkadaşlar, hani Japonya'da kadınlar daha aristokrat, daha seksi görünsünler diye aristokrat kızı olsun, ayaklarına demir ayakkabı giydirilirmiş. Yani ayağı büyümesin. Çünkü niye? Aristokratsın sen. Sen iş yapmazsın, iş yapan ayağı büyük olur. Senin niye ayağın büyük olsun? Demir ayakkabı giydiriyorlar. Ve çıkartmıyorlar, ayağı büyüyemiyor. O sırada acı çekmiyor mu? Bize de öyle bir elbise giydirmişler güzel dostlar. Ve biz o acıyla devam ediyoruz. Doğrusu şu değil mi? Ben bir elbise giydim. İhtiyacım olmadığı zaman çıkartabilmem lazım ya. Değil mi? Bazen çıkartıp rahat etmem lazım. Ya da eve giderken ayakkabıyı çıkartıyoruz değil mi? İhtiyacım yok artık. İhtiyacım yok ayakkabıya. Eve giriyorum, çıkartabiliyorum değil mi? Bu öyle bir şey ki güzel dostlar, bir sanki büyü gibi, büyülenmişim. Kara bir büyü. Ve adaletsizlik şurada. Şimdi birisi bir suç işliyor, hırsızlık yapıyor beyefendi. Sonra ona 2 yıl hapis cezası diyorlar. Sonra gidiyor adam bedelini ödüyor değil mi? Suçun bedelini ödüyor. Ama sen suyu götürürken bir hata yaptın, su çalkalandı, döküldü. O sırada salak diye bir tokat yedin ya, cezası orada durmuyor. Ömür boyu o hatanın karşılığı aynı cezayı bir daha ödüyoruz ve farkında değiliz. Tırtılları bilir misiniz? Bilirsiniz elbette ama tırtılların bir türü varmış. Sadece tırtılların ve insanların hayal kurma özelliği varmış. Tırtılların bir türü hayal kurarmış arkadaşlar. Bu tırtıllar bir türü arkadaşlar, reis nereye gider oraya gidermiş. Tırtılların bir reisi var olurmuş. Onların o reis nereye gidiyor? Tüm tırtıllar oraya gidiyor. Ve profesörün birisi diyor ki bir araştırma yapıyor. 50 tırtıl arkadaşlar bir kavanozun içine koyuyor. Kavanozun içine koyuyor ya. Tabi bu oval bir şey ya. Oval bir şey olduğu için reis tırtıl başa geçiyor. İlerlemeye başlıyor. Diğer arkasındaki tırtıllar da ilerliyor. Sonra geri buraya geliyorlar. Bir daha geliyorlar. Hiçbiri demiyor ki ya reis ne yapıyoruz biz ya? Aynı yere dönüp duruyoruz demiyor. İşte bizim reisimiz arkadaşlar, bizim bilinçaltımız.
Aynı yere bir daha bir daha dönüyoruz. Bir daha bir daha, bir daha bir daha. Aynı arzular, aynı değersizlik. Ve diyorsun ki, ya niye hep bunlar bana oluyor ki? Niye hep bu tarzlar beni buluyor? Evleniyorsun, olmadı bu tutmadı. Yeni birisini alıyorsun, aynı çıktı lan. Onu da bırakıyorsun, yenisini alıyorsun, yine aynı. Sırf el alem üçünü de birden boşadı demesinler diye ona dayanıyorsun artık. Çünkü senin bilinçaltında kadın dendiği zaman hep aynı inanç var ya, aynısından bulacaksın. Ya da tersi için de geçerli, yani aynı tarz erkeği bulacaksın. Ben böyle erkekleri seviyorum diyeceksin. Ve oraya ayrı yere bir daha gelip duruyoruz arkadaşlar ve farkında değiliz. Ne zaman farkına varıyoruz, o zaman değişim başlıyor orada. Ve büyülenmişiz, o büyülenip kalmışız orada ve bir şeyin peşinden koşuyorsun. Bizim evde iki tane kedi var. Kedinin birisi kuyruğun peşinde koşup duruyor. Bir genç kedi arkadaşlar kuyruğun peşinde koşup duruyormuş. Koşuyor kuyruğun peşinde. Sonra oradan biraz işte yaşlı bir kedi diyor ki ne yapıyorsun sen diyor. Valla dediler ki diyor kuyruğu yakalarsam mutlu olacakmışım. Öyle mi diyor? Gençken ben de öyle yapıyordum diyor. Şimdi aldım başımı ben gidiyorum diyor. Kuyruğu arkamdan geliyor. Biz o işte bize şöyle olursa mutlu olursun, böyle olursa mutlu olursun. Bir de miras bırakıyoruz arkadaşlar. Bakın bir memur bir beyefendi vardı. Yıllar önce ben bu olaylara başladığım zamanlarda dedim ki abi nedir hayat? İşte anlatıyor sıkıntısını. Hocam diyor ben memur oldum olalı hep kredi çektik. Kredi ödüyor diye canım çıktı diyor. Halen kredi ödüyorum. Hayalinde ne var dedim. Yani işte ya ne olsa mutlu olursun. Valla bizim çocuğu dedi bir memur edersek dedi. Kendini kurtarır bari dedi. Sonra yıllar geçti arkadaşlar. Ben Ankara'ya geldim işte Ankara'ya taşındım falan. Sonra duydum ki bu beyefendinin çocuğu memur olmuş. Adam hayaline kavuşmuş. Görüştüm. Dedim ki baban ne yapıyor? İşte babam rahmetli oldu hocam dedi. Öyle mi? Sen ne yapıyorsun? Ya ben evlendim dedi. İşte düğün için kredi çektim dedi. Kredi ödemeye çalışıyorum. Peki ne olsa mutlu olursun? Valla bizim bir kız oldu dedi yeni. Onu memur edersek kendini kurtarırsa dedi. Başka bir şey istemiyorum. Aynı hastalığı yani şöyle arkadaşlar anne babalar diyor ki benim bir hastalığım var. Evet bizim çocuk da bu hastalığa kavuşsun hemen. Yoksa diyor hasta olur. Yoksa diyor güvensiz. Hızlıca hemen bizdeki hastalığı alt tarafa bulaştırmamız lazım. Çok hızlı bir şekilde bulaş. Yoksa işimiz perişan. Ben neyim sen de öyle olman lazım. Öyle değil mi? Halen annem diyor ki bana iki ay önce. Oğlum senin sigorta yatıyor mu? Halen sigortadayız. Bir de ev alırsak rahatlayacağız. Öyle değil mi? Çünkü yukarıdan aşağı öyle ki miras kalıyor arkadaşlar. Yani sadece mal mülk miras kalmıyor işte. O bizim hayat anlayışımız, kendi işte karakterimiz, kişimiz aynı şekilde bizim çocuk da aynısı olsun. Kendisinin yaşadığı hayat belli ve sanki çok iyi yaşıyormuş gibi çocuğu da aynı hale getirmeye uğraşındayız. Ve biz de arkadaşlar hem bak iki şey bir arada hem büyüleniyoruz her denenden hem de büyülüyoruz her dediğimizle. Birisine varıp diyorsun ki ya bu gömlek olmuş mu arkadaşlar sahne için ya? Yanındaki biri diyor ki ya olmamış onu giyme diyor. Tamam diyorsun. Halbuki senin çok hoşuna gitmişti. Dışarıdan birisi bir şey söylüyor ve onun söylediğiyle hemen büyüleniyoruz biz. Ya da biz söylediğimizde o büyüleniyor. Ve şimdi ne anlatırsam anlatayım. Mesela biz şimdi kamptayız arkadaşlar. Kampta ultra güzel insanlar var. Yani uyanmış, aydınlanmış insanlar. Aydınlanmıyor, daha çok aydınlanmaya geldiler onu. Ve dün beraber sohbet ediyoruz dün gece. Sordukları soru şu. Hocam dediğin her şeyi anladık ama bizim evdeki öküzü ne yapacağız? Kimse kendisiyle alakalı soru sormuyor. Dedin ben çok pozitifim ama bir yanımdaki negatifi ne yapacağım? Hep dışarıyı değiştirme derdiniz var. Dışarı. Ama gerçek şuymuş meğerse. Dışarı benim aynammış. Ben mesela şimdi baktığım zaman aynaya şu olmuş mu ya? Şunu değiştireceğim ya. Aynayı mı değiştiriyorum? Burayı değiştirdiğimde bu değişecek değil mi? Geçen bir arkadaşa anlattım. Dedim ki aynaya bakıyoruz. Sen ne yaparsan aynadaki aynısını yap. Evet dedi. Ben ne yaparsam aynadaki aynısını yapayım. İşte hayat da öyle ya. Evet dedi. Sonra durdu dedi ki zaten aynadaki hareket etse ben dedi altımı ederim. yani aynadaki bir şey yapamıyor ya. Evet güzel. Meğerse hakikat buymuş. Meğerse bir dizide duymuştum. Çok etkilendim. Bir Alevi dedesinden duymuştum güzel dostlar. Gün gelir açılır perde kendini görürsün baktığın her yerde.